Hepimiz bugün burada, özellikle Mardin ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Kürdistan'da bir özel savaş mekanizması olarak yürütülen ve halkı açlıkla, tarımsız bırakarak kontrol etmeye, denetimde tutmaya çalışan AKP iktidarının 21 yıldır uygulamaya çalıştığı halkımızı elektriksizlikle, susuzlukla terbiye etmeye çalışan bu politikaları bugün kınamak için, demokratik kitle örgütleriyle sesimizi duyurmak için bir aradayız. Biliyorsunuz dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs dünya emekçilerinin, köylülerinin, çiftçilerinin ve emekle hayatı öğrenlerin günüydü. Ve biz 1 Mayıs'ın hemen ardından sonraki gün yine Mardin başta olmak üzere Urfa, Batman, Şırnak ve bütün Kürt illerinde tarımın önüne geçmek, Kürdistan'ı insansızlaştırmak ve halkın kendi emeğini ekerek kazandığı buğdayı bir şekilde denetlemek için TEDAŞ'ın tam da yaz aylarında 40 derece sıcakta bütün sıcağı hem başta kadınları ve çocukları etkileyen bu durumu bir mekanizma olarak her yıl bize dayatmasını protesto ediyoruz. TEDAŞ her yıl yaz aylarında tam buğdayın ekildiği ve suya ihtiyacın olduğu zamanlarda bir bakım ve arıza bahanesiyle bütün Mardin'de ve tüm Kürdistan'da elektriği keserek, aynı zamanda halkı susuz bırakarak, tarımsız bırakarak Kürdistan'ı boşaltmaya çalışıp göç ettirmeye çalışıyor. Fakat biz bunu çok iyi biliyoruz ki bu topraklar Türkiye'nin tamamına elektrik sağlayan topraklardır. Türkiye'de elektriği sağlayan 3 büyük baraj vardır. Atatürk Barajı, Keban Barajı, Karakaya Barajı ve bu her 3 baraj da Kürdistan'dadır ve tüm Türkiye'nin elektriği bu 3 barajdan sağlanmaktadır. Fakat bu 3 barajdan tüm Türkiye'ye elektrik sağlayan akıl Kürdistan'da elektriği keserek, bizim bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı kullanarak, sömürerek bizi elektriksiz ve susuz bırakmaya çalışmaktadır. Biz buradan TEDAŞ'a ve bütün yetkililere soruyoruz. Bu bir sömürge pratiği değilse, bu bir düşman hukuku değilse nedir? Neden Türkiye'ye elektriği sağlayan bu topraklarda 21. yüzyılda hala Mardin halkı susuz bırakılmaktadır, elektriksiz bırakılmaktadır? Biz bu kirli politikaları eleştiriyoruz, bu kirli politikaları asla kabul etmiyoruz. TEDAŞ'ın bu kirli oyunlarından hemen vazgeçmesini, vazgeçmediği takdirde halkın büyük tepkisiyle karşılaşacağını, 31 Mart'ta AKP'ye ve onun aklına halkın verdiği dersin daha büyük bir şekilde verileceğini belirterek bakanlığı başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşları bu sorunu çözmeye, halkın su ve elektrik problemini gidermeye, eğer gideremeyecekse de istifa etmeye davet ediyoruz. Bütün halkımıza, kendine, iradesine, toprağa,